kütüphanenin içi bu şekilde. Çok güzel tavan süslemeleri var. Evet. Çok büyük bir yere benzemiyor ama çok güzel. İç taraftaki tavan süslemeleri ahşap şu tarafta. Hemen girişi de burada. Şurada da bir bölüm var. Şimdi çocuklarla ilgili bölüm neredeyse oraya gidelim. Kafe varmış orada. Sorsan, ben şöyle şuraları da çekeyim. Şu cam renkli çok güzel yine. Wow, bu taraf daha güzel ya. Harika. Sanat eseri ya, gerçekten sanat eseri. Herkes zaten fotoğraf çekiyor. Yerler de çok güzel, granitler. Böyle açık gül kurusu. Gül kurusunun daha da açığı. Bazı yerler gri, açık gri, sütlü kahve gibi. Harika. Şu tavandan sarkan şamdanlar da çok güzel. Şamdan mı diyorlardı buna ya? İşte avize. Fransızcası da neydi? Yalnız ses acayip bir şekilde yankılanıyor içeride. O yüzden çok kısık sesle konuşuyorum. Şöyle şu tarafa da bir gideyim bakayım. Neyse adam orada fotoğraf çekiyormuş. Tarafa gitmeyeceğim. Neyse şöyle çekeyim tekrar yukarıyı. Burada da millet bir şey yapmıyor, sadece oturuyor. Şuradaki eleman da bira mı almış, ne almış, içiyor öyle. Şuradan nereye gidiyor? Bu taraf daha modern bir mimariye sahip. Asansörleri de var karşılıklı. Şu ön bahçede havuz var herhalde o tarafta. Evet, buradan görüyorum. Küçük bir havuz var, süs havuzu. Burada bilgisayarla çalışmak isteyenler, yukarıda yine kitaplar, bu tarafta da yine onun benzeri. Şöyle merdivenlerle iki kat aşağı inildiğini görüyorum ama daha da fazlası var mı bilmiyorum. Şu tarafa doğru bir gidelim bakalım, dış tarafa. Abi buradan çok fazla bir şey gözükmüyor. Şöyle şu açıdan alayım kütüphaneyi. Herhalde gezmeye gelen çok kişi var. Neyse. Şöyle ben de o iç tarafın birkaç fotoğrafını çekmek istiyorum. Şu taraf çok güzel ya, gerçekten çok güzel. Şurada çok güzel bir harita buldum. Diversity in the United States, yani Amerika'daki çeşitlilik. Hemen 5 dakikada Amerika'yı anlayabiliyorsunuz bu haritadan. Şuradan başlayalım isterseniz. Foreign born US population by world region, yani yurt dışında doğup da Amerikalı olan insanların sayısı. Latin Amerikalılar 22 milyon, Asya'dan gelenler 13 milyon, Avrupa'dan gelen işte 5 milyona yakın. Bunlar Amerikalı olanlar. Burada da eğitimlerine göre Amerikalılar, lisans ve üstü dereceye sahip olan 67 milyon, işte lisansa yakın Some College Associate Degree 63 milyon, lise diploması olan 59 milyon, lise diplomasından daha düşük diplomaya sahip olan 27 milyon insan varmış. Bunlar 25 yaş ve üstü. Şurada da kadın ve erkeklerin yaşlarına göre milyon adetleri, Hispanik ya da Latin popülasyonu. Şuralarda yoğunlar. Bu Mississippi Nehri'nin olduğu yerler genelde. Florida'da var. İşte Kaliforniya'da var. Normal olarak da bir Meksika'ya yakın yerler buralar. Şu bölgede yok. Çünkü burada Alabama falan var. Oralarda çok bir iş imkanı yok. Beyaz popülasyonu hemen hemen Amerika'nın her yerinde var. Şu bölgelerde biraz az var. Çünkü bu bölgede Native Amerikalılar, Alaskalılar falan var. Hemen göstereyim. Native Amerikalı olanlar, Alaskalı olanlar yani. Şu bölgede ve şuralarda var daha çok. Çok kısık sesle konuşuyorum çünkü içeride başka şeylerle uğraşanlar var, rahatsız etmek istemedim. Siyahi Amerikalılar da daha çok şu bölgede, işte New York ve Georgia, Alabama civarında yoğunlar. Asyalılar da hani bu uzak doğulu, daha çok hani Malezya, Çin, Japonya, o tarz yerlerden gelenler de işte bu şekilde. Çok bir belirgin bir ayrım yok onlar için. Bir Kaliforniya bölgesinde yoğunlaşmışlar. Çünkü burası uzak doğuya daha yakın. Pasifik Okyanusu var çünkü arada. Yerli Havailliler ve Pasifik'ten gelenler, onların da yine çok bir yoğunluğu yok hiçbir yerde. Burası da iki ve daha fazla ırka sahip olanların popülasyonu. 5 dakikada buradan Amerika'yı anlayabiliyorsunuz. Yani demografik yapı buradan çok daha rahat anlaşılabiliyor. Çok güzel hazırlamışlar. Şu anda içeride bir alarm çalıyor ama niye çaldığını bilmiyoruz. Şu tarafa geleyim. Çok gürültülü ya. Öyle böyle değil yani. Niye çaldığını kimse bilmiyor. Güvenlikler geziyor içeride ama bulamadılar henüz niye çaldığını. Çıldırım bölümünü arıyorum. Aşağıda bir yerde çıldırım bölümü var. Of, çok fena ya. Bir de yankılanıyor içeride. Şuradan bir yerden... Ha, şuradan aşağı ineceğiz herhalde.
Hala arıyorlar. Ha, burayı kapatmışlar ama. Dışarıda kafe vardı. Belki kafenin oraya gideriz. Ya şurada havuz var. Ya küçük bir havuz var. Hoş bir yer. Burada da bir şeyler yazıyor. Neyse. Yağmur devam ediyor hala. O yüzden buralarda takılacağım. Kafeye gider otururuz, belki bir kahve alırız. Bizimkiler aşağı kata indik dediler. Ama nereye indiler bilmiyorum. Oo, çok güzel kabartmalar var burada, yazılar var. Ne yazıyor? When I enter a library, I feel as if I have almost the dead were present and I know. Neyse işte ya, çok uzun bir şeyler yazmışlar. İncil'den mi almışlar? John Bright diye birisi söylemiş. Çok uzun yani. Okurken yoruldum. Şurada güzel bir kilise var. Çok güzel kabartmaları var üst tarafında. Şurada da güzel bir bina var. O da kilisenin devamı mı bilmiyorum. Çok güzel ama taş bir bina. Hemen kütüphanenin yan tarafında bir insanın kafasında kelebekler mi desem, çiçek mi desem, onun gibi bir şeyler çıkmış. Yani kütüphane öğrendikçe, bilgilendikçe kafanız gelişiyor, beyniniz gelişiyor, çok güzelleşiyor. Bilgi insanı şüpheden kurtarır derler. O tarz bir yaklaşımla bir heykel yapmışlar. Heykel değil de. Valla ne denir bunlara bilmiyorum. Bir yapı işte. Şimdi ne yapalım? Kafeye doğru gidelim. İçerideymiş kafe. Buralar böyle sessiz sakin. Belki yağmur yağıyor diye öyledir. Ama yağmur azalmış. Herhalde bir saate kadar tamamen biter. Bize şehir merkezine doğru gider. Oralarda biraz takılırız. Çok güzel bir river walk var. O gördüğümüz nehrin kenarında yürüyor insanlar. Oralara gideriz belki diye düşünüyorum. Ya da en azından arabayla geçeriz yanından. Şimdi şurada bir kafeye gidelim önce. Kafe buradaymış. Çok büyük bir şey değil ama işte ufak tefek şeyler var. Önce bizimkileri bir bulayım. Cafe seating for dining falan yazıyor. Deniz, what you doing? A painting. That's so nice. Oh my god, purple, orange. Ah, did you play this? Yeah. Oh nice. No. Oh, this is bigger. This one is bigger. Hepsini buraya getireyim, sen oyna başla. Okay? It's a magnetic. Bazılarını almıyor. Niye almıyor ki? Bak şimdi getireyim sana hepsini. Dur sakin ol, sakin ol. Şimdi sana buraya koyayım hepsini. Sen dur, shape'leri ayıracaksın, bekle. Bak şimdi buraya koyacağız. Bu güzelmiş. Buraya koyacağım hepsini, sen hepsini yerine koyacaksın, tamam mı? Circle, rectangle, dur, bekle bir dakika. Triangle, square. Oval. Ben bunların hepsini buraya koyacağım, sen hepsini yerine koyacaksın. Bu kütüphane 1893 yılında açılmış. Bu o zamanla çekilen bir fotoğraf. Yani bundan yaklaşık 130 sene önce. O zaman çocukların eve kitap götürmesine izin vermişler. O zaman için umulmayan bir şeymiş yani. Beklenmeyen bir durum. Hiç alışık olunmadık bir durummuş. Çocuklar için olan bölüm de 1897 yılında açılmış. Yani kütüphane açıldıktan 4 sene sonra. Şu tarafta da yine kütüphane ile ilgili fotoğraflar vardı. Şimdi onu da göstereyim. Bu fotoğraf da 1906 yılında çekilmiş. Çocuklar okuma yaparken kütüphanede. Bu fotoğraf 1926'da çekilmiş. Bu fotoğraf da 1912 yılında çekilmiş. Yani bundan yaklaşık 110 sene önce. Evet, şimdi çıkalım ve St. Louis şehir merkezine gidelim. St. Louis, her neyse işte. Havuzun yanından geçerken gördüm son anda. Burada bir cümle yazmışlar içine. And all foods deep in the darkness, there are secrets all around us. Yani diyor ki bir baykuş karanlıkta öter. Hepimizin etrafında çok büyük sırlar vardır. Yağmur bitmiş. Hala yerler ıslak ama herhangi bir yağmur damlası gözükmüyor. Şimdi arabayı bulup St. Louis şehir merkezinde gezeceğiz. Buralar aslında downtown, yani şehir merkezi. Yalnız ben o nehir kenarına önce bir gitmek istiyorum. Nehir kenarında çok güzel yerler var diye görmüştüm internette. Şimdi o tarafa gidelim. Ondan sonra şehir merkezinde gezeriz. Hatta o şehir merkezi, o nehir kenarında bir tane de böyle kocaman bir yay var. Buranın meşhur yapılarından bir tanesi. Onu da görmek istiyorum. Şu kiliseyi de önden almış olduk.
çok güzel. Ya bu kiliseler, bu yapı en az 100 yaşındadır. Zaten hemen kütüphanenin karşı tarafında. Herhalde aynı dönemlerde yapılmıştır. Kütüphane 130 yaşında olduğuna göre bu da belki ondan bile eskidir. Çünkü biliyorsunuz kiliseler her zaman bir şehrin ilk yapılan yapılarındandır. Daha doğrusu ibadethaneler öyledir. Yani Türkiye'de de zaten bir şehir yapılır yapılmaz cami yapılır. Ondan sonra kütüphane, okul artık öyle şeyler yapılır. Ama önce ibadethane yapılır. Bu arada bu kilise bayağı büyükmüş. Şu yan tarafında bir bina var ama o bina kiliseye ait mi bilmiyorum. Otoparkı da burası. Evet, bizim araba da hemen şurada. O tarafa doğru gidiyorum. Kütüphanenin içerisinde yine evsizler vardı. Özellikle lavabosunu falan çok kullanıyorlar. Yani bir rahatsızlık hissetmedim ama bol bol geliyorlar. İşte buralarda ellerini yüzlerini yıkıyorlar. Ne bileyim. Hatta birisi lavabonun içerisinde şapkasını yıkarken gördüm. Köpürtmüş lavabonun içerisine. Şapkasını böyle çevire çevire yıkıyordu. Ne yapsın adam? Yapabilecek bir şey yok. Keşke olmasa ama böyle şeyler. Ne yazık ki durum böyle. Şimdi şehir merkezine doğru gidiyoruz. Şehir merkezinde turlamaya başladık. Şurası herhalde sağ taraftaki yer Convention Plaza olması lazım. Biraz bozuk. Ne oldu? Ceza mı kesiyorsun bugün? Ticket gibi bir şey veriyor. Herhalde. Continue on Washington Avenue for 3/4 of a mile. Şurası da güzelmiş. Ne ki burası? Adı Convention Plaza'nın devamı. New York'ta agentlar var ya, traffic agent. Onlardan herhalde onlardan. Öyle bir şey değil bence ya. Otel çalışanı falan o da. Otel ya da restoran artık. İyi de tam kavşakta. Bence blokladığı için kavşağı şey belki. Etiket gibi bir şey arabaya yapıştırmak için. Ha, belki öyle bir şey. Onlardan numara yazıyor, veriyor da ellerine. Bugün cumartesi, o yüzden etraf biraz kalabalıktır. Of. Yollar çok berbat ya. Her yer çukur. Şu rogar kapakları genelde çukur. Onları düzeltmemişler yolları yaparken. Ben de uzak durmaya çalışıyorum hep onlardan. Şu anda Uptown'a geldik. Burayı biraz gezip tekrar Downtown'a geri döneceğiz. Eski fabrikalar var herhalde şu sol tarafımızda. Ya da atölye gibi bir şey. Çok büyük değil ama eski bir bina. Buralar biraz daha varoşlar. Buradan biraz yukarı çıkacağız, bayağı yukarı çıkacağız. Sonra geri geleceğiz. Burası Midtown'muş. Biraz önce tabelada gördüm. Uptown herhalde biraz daha ileride. 1 kilometre kadar gideceğiz o tarafa. Sonra geri geleceğiz. O tarafta da birkaç tane büyük bina gözüküyor. Şu kilise güzel. Beyaz. Burada özellikle şu tarz binalar çok. Burada bir sirk var. Ama içi boştu. Belki çalışmıyordur. Ya da belli başlı günlerde çalışıyordur. Ama burada bayağı hareketli. Şuralar bayağı güzel. Kafeler falan var. Kafeler neden New Jersey'de yok? Ben onu bir türlü anlamış değilim. New Jersey'liler kafede oturmayı sevmiyor herhalde. Ha, şu otobüslerle yine şehri dolaşıyorlar. Gerçi normal şehir içi otobüsü de olabilir bu. Fun Tours yazıyor da. Tur. Yani şehir içi tur. Şurada kocaman bir tiyatro var. Fox Theater yazıyor önünde. Sol tarafımızda görmüşsünüzdür belki gelirken. Gelirken ben çok fark etmedim de. Oradan mı geçsek diye düşündüm. Sen düz mü geçtin? Sola dönüş yokmuş zaten buradan. Sola dönüş yok diyor. Niye yok? Karşıdan gelenlerle beni aynı anda yakıyor herhalde. Neyse oradan öyle dönüp belki buradan şöyle geçeriz. Bakacağız. Şurada kilisenin önünde görüyorsunuz birileri evlenmiş. Fotoğraf çektiriyorlar. Şu tam karşıda St. Louis Üniversitesi var. İçinde havuz falan da var. Fiskiyeli. Görülüyor mu kameradan? Bilmiyorum. Aa, tavşan geçti. Tavşan her zaman. Tavşan mı şey mi? Sincap mı? Tavşan doğuyor. Ha.
Tavşan pek yok da sincap çok fazla. Her yer sincap. Amerika'da özellikle sincap besliyorlar. Çünkü onlar tohumları alıp toprağa gömen bir hayvan. Gömdükten sonra da unutuyormuş. Yani onu yemek için gömüyor, saklıyor. Ama ondan sonra da unutuyor. Oradan işte ağaç ya da işte yeşillik çıkıyor, fidan oluyor. O yüzden de sincapları besliyorlar daha çok. Türkiye'de olsa herhalde bu sincapları tek tek avlayıp yerler. Sincap döner. Ay. Yaparlar vallahi. Kadınlar... Kulaklarını görüyorum ben. Kadınlar parktan şey kaçırmış ya, ördeği kaçırıp besliyoruz biz falan demişler. Allah'ım ya Rabbim ya. Ördeği besliyoruz, buraya getirdik bırakmaya, görevliler izin vermedi demişler ya. Görevliler yakalayınca durumu kurtarıyorlar. Oy oy. Ne insanlarımız var. Oo, St. Louis University. Bize yanıyor zaten. Şuradan şöyle bir şey yapalım. Head northeast on North Grand Boulevard toward Olive Street, then turn right onto Olive Street. Şu tam karşıda işte Fox Tiyatro. Ben şöyle biraz devam edeceğim. Şu büyük beyaz kule gibi gözüken yere kadar. Oradan sonra döneriz. Burası ayrı bir şehir gibi sanki. Aşağı tarafla çok bir alakası yok buranın. North Side yazıyordu bir yerde. Belki burası sadece üniversitenin olduğu taraf diye bulunacağım. Belki de işte üniversite öğrencilerine kafe mafe vardır işte buralarda. Bu kafeler onlar içindir. Üniversitenin olduğu yerler zaten direkt gelişiyor. Oo, buralarda güzel heykeller falan da var. Eşek mi o? Kanguru mu? Tavşan mı? Kilisenin oraya kadar gidelim, geri döneriz. Bayağı güzel bir şey ya, şuna bak. Yani çok güzel, burası katedral de olabilir. Katolik church mi? Church'müş, kilise. İşte şuradan dönelim. Şu anda olamam ya, çekim yapıyorum. Alırız ya, burada 3.39 da başka yerde de bulunur yani. 3.39 çok iyiymiş ya fiyat. Genelde 3.50'den aşağı pek yok. Wow, terk edilmiş eski binalar. Bunları görmek hoşuma gidiyor. Ama stop sign koymaları çok saçma ya. Neyin stop sign'ı bu? Yaya içinse... Geçecek hiç yaya yok. Akşama kadar belki bir iki tane yaya geçecek. Bütün arabalar duruyor ama. Dünyanın gaz şeyi. Sarfiyatı. Zaman sarfiyatı. Buralar bomboş gibi ya. Kimse yok. Şimdi biz downtown'a tekrar dönüyoruz. Tam karşıda görünen yer. Şehir merkezine geri geldik. Downtown. Bayağı bir gezeceğiz burada. Şu sol tarafta yeni evlenen bir çift var. Görüyorsunuz. Klasik bir araba da onları bekliyor. Beyaz. Tur şirketinden kiralamışlardı tabii, o evlenenlerle beraber dolaşıyorlardır işte. Evlenenler sanki böyle biraz yaşlı gibi ya, bana öyle geldi. Kiliseye giriyorlar, bakıyorum şimdi, görüyorum burada. Ya çok fazla evsiz insan burada da var herhalde. Şu sol tarafta görünen bina da State binası olması lazım. State Capital Courthouse mu? Yani adliye o zaman. State House'a benziyor ama. Head south on North Broadway toward Chestnut Street. In 500 feet, turn right onto Market Street.
right onto Market Street. Park Old Port House yazıyor. Kapalıymış zaten. Renovation'dan dolayı kapalıymış. Maç mı var burada, ne var? Head south on South Broadway Street toward Walnut Street, then turn right onto Walnut Street. Şurada herhalde bir saha var sağ tarafta. Millet de buralarda otoparka girmek için trafik yapmış. Ulan salak mısın nesin ya? Ya kapatmışlar oraya. Maç var. Wright Field stadın ismi. Şu tam ileride o size bahsettiğim arch. Böyle yay biçiminde kocaman bir yapı. Onun oraya doğru gidiyoruz. Yanına gitmem belki. Daha sonra giderim yanına. Ama en azından şöyle bir uzaktan bakalım. Şu sağ tarafta görünen de Union Station. Yani tren istasyonu. Şimdi de öyledir bence. Ne olacak ki başka? Sonuçta heykeller var. Aslında otel yapmış. O bahsettiğim şey de buradan oraya doğru yürüyor işte. Yarım saat, 20 dakika falan. Buranın trafik işareti de böyle kırmızı ışık. Stop sign yerine kırmızı ışık koyuyorlar. Belki onu zamanla normal ışığa çeviriyorlardı. Bazen de kırmızı ışık oluyordu sadece. Hadi ya o zaman yanına ya işte adam stop sign koymak yerine, çünkü stop sign olunca o orada kalıcı oluyor, her zaman durmak zorunda oluyorsun. Ama trafik ışığı olunca istediğin gibi onu yönlendirebiliyorsun yani. Bu sokeyi sahası mı şu sol taraf? Öyle baksan oradaki heykeller bu sokeyi yapıyor. Enterprise Center. İlk başta gördüğümüz burasıydı herhalde. Uzaktan bakmıştık ya. Yollar çok bozuk ya. Öyle böyle değil. Biz de mi dönüyoruz şeyi? Biz sağa döneceğiz. Niye yolun ortasından yürüyorlar anlamam. Burada hep polisler var, şerifler. Tam karşıda o arch var. Arch'ın oraya gideceğiz. Geçebilirsem altından geçeceğim arabayla. Her yerde şerif yazıyor. Bizde yeşil yanıyor da. Abla geçiyor karşıdan karşıya. Sen devam et ya. Bunlar basar yola gider yani. Ne yapayım? Oğlum altından geçebilecek miyiz onu ya? Şurası mı State House acaba? Ya değil. Aynı yer mi burası? Evet, old şey işte. Old Port House. Bura karışmış. Bu gece belki burada durmayız. Kansas City'ye doğru çıkarız. Yolda otelde kalırız belki, bilmiyorum. Ya da Kansas City'ye varınca kalırız. Orası da buradan herhalde 3-3,5 saat gibi bir şey olması lazım Kansas City. Burada zaten görebileceğimizi göreceğiz. Sonra da basıp gideceğiz. Yani bu gece burada kalmayız diye düşünüyoruz. Yeşil yandı da kimse kıpırdamıyor. Ondan değil, bence trafik tıkalı ya. Baksana yeşil yandı. Biz burada bekleriz, ben sana diyeyim. Benzin yetmezse ne yapacaksın? Benzin yeter, bakmasan. Yani biz ne kadar daha gezeceğiz? Herhalde 15-20 dakika daha gezeriz. Birçok yeri bitirdik zaten. Şu nehir kenarına gideceğiz. Yeter ya bence. Daha çeyrek depo var. Çeyrek depo diyorum. 1/8 depo. Klimayı biraz kapatalım, olmadı. Dışarısı 76 derece. Püfür püfür dışarıdan alırız artık havayı. Öte taraf sürekli gidiyor. Anlamadım ya. Burası niye böyle tıkandı? Önünde ne gösteriyor senin telefonun? Şey göstermiyor. Ne gösterecek? Yine yeşil yandı. Ha, gidiyor biraz. Umarım gider çünkü 36 millilik yakıt kalmış. Tam da şu arça doğru durduk ha. Ayarlamaya çalışsan ayarlayamam. Belki de kaza var orada. O yüzden tıkandı burası. Sağ taraf tıkalı. Soldan devam ediyorlar. Ben de sola döneceğim. Neyse, göreceğimizi gördük işte. Arkın olduğu yere geldik. Bitmez bu yol ya. İki şeritte tıkalı. Orada bir tane araba var, orada duruyor. Orada kal. Tıkanmış evet. O zaman soldan devam edeceğim. Ya da giderse devam mı etsek? Gitmez ya.
Dönmez o ya. Ya sola döneceksin ya şuradaki sağa dönüş varsa sağa döneceksin. Şuradan en sağdan. Niye? Şuradaki elemanlar gidiyorlar. Sağdan devam ediyorlar. Geri zekalılar mı acaba şey yapıyor yani? Aynen öyle. Sola dönmeye çalışıyor şu otoparka. Geri zekalılar. Sizin yüzünüzü... Bunlar bu event olay neyse bu araba. Aa şurada bir tane araba o tıkamış yolu ya. Geri zekalı. Salak ya. Geri zekalılar ya. Lan ne kadar geri zekalısınız. Bekledikleri ya. Boş yani milletin. Ha, boş boş beklettiler milleti.